Skype bağlantısında bugün Seyfi Akil Hoca'yı ağırlamış olalım. Hocam günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Can Bey, iyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi güven endeksi, dış ticaret verisi, küresel enflasyon ve asgari ücret meselelerini bugün böyle hızlıca değerlendirmeye çalışacağız hocam. Hangi noktadan giriş yapmak istersin? Buyurun. Dün de konuşmuştuk hem Türkiye'de hem de Avrupa'da önemli verilerin açıklanacağını. Eğer izin verirseniz ilk başta bir Türkiye'deki bir verilere bir bakalım. Hem güven endeksi hem de ihracatta, bu her gün rekor kıran ihracatta acaba neler olmuş bu hafta, bu ay? Onu değerlendirelim. Sonra yine en fazla konuşulan, hatta zaman zaman evet ekranda yansıttı değerli editör arkadaşım. Şimdi ekonomik güven endeksi nedir diye önce bir insanlarımıza anlatmamız lazım. Yani bu grafiklerden, şekillerden, bu analizlerden neyi anlatmaya çalışıyoruz? Ekonomik güven endeksi dediğimiz olgu şudur. Ekonomideki bütün üretici ve tüketicilerden oluşan bu argümanların, bu bileşenlerin hem içinde bulunduğumuz dönem hem de önümüzdeki dönemde ekonomiden beklentilerini açıklayan, beklentilerini yorumlayan, bu şekilde analiz yapan veriye biz ekonomik güven endeksi adını veriyoruz. Şimdi bir önceki dönemle, yani bir önceki ayla karşılaştırdığımızda ekonomik güven endeksinde yaklaşık bir 2 puana yakın bir düşüş var. Yani %2'lik bir azalış var. 101 seviyelerinde olan ekonomik güven endeksi bu açıklanan veride 99 seviyelerine kadar gelmiş. Yani 99.3. Peki bu azalmanın sebebi ne? O zaman bunu bir konuşalım. Hem tüketim tarafından hem de hizmetler sektöründen kaynaklanan azalışlar ekonomik güven endeksini düşüren sebeplerin başlıcaları. Ama sadece bu değil tabii ki de. Hem son dönemde yaşanan TL'deki değer kaybı, hem diğer ekonomik dengelerdeki bozulma ve tabii ki de bunu söylemeden geçmeyelim, enflasyonist baskıların artacağı beklentilerini birlikte üreticilerin ve tüketicilerin ekonomiye duyduğu güvenin azalması ifade ediyor bu gördüğümüz grafik. Tabii biz ayın 3'ünde bir de enflasyon verisiyle karşılaşacağız. Burada nasıl bir yol izlenecek ya da açıklanan veri ne kadar gelecek şu anda bilmiyoruz. Ama tek bildiğimiz veya tahmin ettiğimiz olgu şu: enflasyonun bir önceki dönemde açıklanan rakamın üzerinde geleceği. Çok düşük bir ihtimal de olsa, yani buna pek ihtimal veren yok ama yine en azından konuşulduğu için söyleyeyim. Özellikle asgari ücret tartışmalarının yaşandığı, enflasyonun üzerinde asgari ücret vereceğinin söylendiği bir ortamda yine çok düşük bir olasılık da olsa acaba enflasyon bir önceki aya göre bunun için bir düzenlemeye tabi tutulur mu diye de konuşuluyor ama istediği kadar düşük göstersinler, dışarıdaki vatandaş zaten %20'ye yakın enflasyonun bile hissettiği enflasyonun çok çok altında olduğunu biliyor. Şimdi tüketici güven endeksi bazlı baktığımızda, yani tek tek incelediğimizde tüketici güven endeksinde de yaklaşık %73'e varan bir azalışı görüyoruz. Bir sonraki grafikte bunu daha detaylı bir şekilde görürüz. Öyle tahmin ediyorum ki iki nolu grafikte. Evet. Baktığımızda ekonomik güven endeksi, biraz önce de söyledim, daha önceki dönemde 101.1 iken bu açıklanan dönemde 99.3 olarak gerçekleşmiş. Tüketici güven endeksine baktığımızda da yine %73'lük bir azalış var. Bu dönemde %71 seviyelerinde gelmiş. Özellikle reel güven endeksine bakalım. Yani reel güven endeksi dediğim üreten tarafın, yani sanayicinin, yani firmaların beklentisinde de yaklaşık bir 1 puana yakın bir azalış var. 111.3'ten 112'ye kadar inen bir azalış söz konusu. İşte burada özellikle benim çok fazla tasnif etmediğim, ekonomiye çok fazla katkısı, üretim açısından çok fazla bir değeri olmadığını düşündüğüm hizmetler sektörü var. Zaten konuşmamızın başında da söylemiştik. Bu azalışın altında yatan temel sebeplerin bir tanesi de hizmetler sektöründe ortaya çıkan gelişmelerdir diye. O zaman Türkiye bir karar verme sürecine giriyor.
ekonomiye hiçbir katkısı olmayan hizmetler sektöründe istihdam yoğunlaşması mı, yoksa tamamen üretime dayalı, üretimi baz alan sanayi, imalat gibi kavramlara yoğunluk vererek bir büyüme mi, kalkınma mı? O zaman bu iki ayrımı Türkiye'nin bir an önce yapması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Hizmetler sektörünün ekonomideki payına baktığımızda %60 seviyelerinde. Bu geri kalmış ülkelerde ya da gelişme sürecini henüz tamamlamamış ekonomilerin tipik bir karakteridir. Eğer gelişen bir ülkeyseniz, ekonomik büyümeyle beraber hayat standartlarınızın ve yaşam kalitesinin arttığı bir ortamdan bahsediyorsanız, genelde bu ülkelerde hizmetler sektörü değil, daha çok sanayi sektörü ağırlıklıdır. Bizim ekonomimizde maalesef %60, %65 seviyelerinde hizmet sektörü istihdam payı görünürken, ya bu söylediğim tabii yuvarlak rakamlar, bunların küsuratları da var elbet. Yaklaşık bir %20'ye yakın da sanayi sektöründe istihdam var. Bu Türkiye'nin tüketim toplumu olduğunun çok basit, yani en azından bu veriler analizinde ışığında konuşabileceğimiz unsurlar. Biraz önce de haberlerde de siz gösterdiniz izleyicilerimizle. Türkiye'nin her yerinde üretim kurultayları yapıyor. Yani üretin çağrısı yapıyor. Ben de eğer yüksek müsaade buyurursanız bir de ufak bir katkıda bulunmak istiyorum değerli üstadım. Buyurun. Hizmetler sektörünün ekonomideki payını azaltmadığınız sürece, azaltamadığınız sürece ya da herkesin anlayacağı dille söyleyeyim. Toplumu tüketen toplum alışkanlıklarından kurtaramadığınız sürece maalesef sizin bu olumlu girişimleriniz çok fazla sonuç vermeyecek. O zaman çözüm noktası ne? Çözüm noktası %60, %75'lik bir gayri safiden pay alan, istihdamın bu seviyelerde olduğu hizmetler sektörünü aşağı çekmeniz. Çünkü hizmetler sektörünün üretim anlamında ekonomiye bir katkısı yoktur. Toplumu daha çok tüketir, daha çok kalitesiz ve niteliksiz istihdam sağlar. En azından bununla ilgili uygun görürseniz böyle bir değerlendirme yapalım. Bu verilerde de şunu söyleyelim. Burada rakamlar neyi ifade ediyor? Burada bir çıtamız var. O çıta 100 çıtasıdır, 100 rakamıdır. Teorik olarak 100'ün üzerinde gelen değerler güvenin oluştuğunu, 100'ün altında gelen değerlerse güvende azalma olduğunu söylüyor. Bununla ilgili bir sonraki verimiz de 30 Aralık 2021 tarihinde yayınlanacak diye izleyicilerimizle izninizle paylaşalım. Evet, Türkiye'nin diğer önemli bir konusu da değerli editör arkadaşım hemen yansıttı zaten. Dış ticaret verileri, yani ithalat ve ihracat verileri. Şimdi ilk başta bu rakamları bir konuşalım. Çünkü önümüzde resmi rakamlar var. Onlar üzerinden gidelim. Sonra da bu grafik içerisinde ya da bu açıklanan değerlerin ne anlama geldiğini, onun arka planında nelerin yattığını ifade edelim. Bunu gülerek karşılıyorum. Biliyorsunuz biz her ihracat rakamı açıklandığında rekor ifadeleriyle başlıyoruz. Rekor kırıldı, şu ayın rekoru kırıldı, 40 yılın, 70 yılın işte milattan önceki rekor kırıldı diye böyle absürt absürt cümleler geliyor. Buna ben karşı çıkıyorum. Karşı çıkmamın altında yatan gerekçeleri de zaman zaman yayında ifade ettim. Özellikle Türk lirasındaki değer kaybının yaşandığı bir ortamda, döviz kurunun 13-14 seviyelerine geldiği bir dönemde sizin ihracatınızdaki artışını şu şekilde özetleyebiliriz. Evet, miktar olarak bir artış var. Doğru, kabul ediyoruz bunu zaten. Buna itirazımız da yok. Ama işin içine teorik ifadeleri soktuğumuzda bakın karşınıza ne çıkıyor. Türk lirasında yaşanan aşırı değer kaybıyla beraber yüksek, affedin çok özür dilerim, rakamsal olarak yüksek değerde mal satıyorsunuz ama bunun karşılığında geliriniz çok az. Dolayısıyla sizin burada satıyorum, rekor kırıyorum, artış var diye ifade ettiğiniz, topluma bu şekilde cilalayarak, boyalayarak yönlendirdiğiniz, anlattığınız sadece miktar bazında artıştır. Halbuki değer bazında bunun çok ama çok altındasınız.
Bu anlamda son dönemde de bu açıklanan ifadelerde de neyi söylüyorlardı bize? Buradan hemen bir bağlantı yapıp açıklanan verileri söyleyelim. Diyorlar ki cari açığı düzelteceğiz. İşte cari açık yoluna girerse diğer dengeler de düzelir. Bizim temel görevimiz cari açıktır gibi söylemler olmuştu. Cari açığı yükseltebilmeniz için bir katma değerli ürünler yaratmak zorundasınız. Bakın üretmelisiniz demiyorum, zorundasınız. İki, özellikle imalat sanayinizde yani üretim bandınızda yüksek teknolojik ürünler üretmek zorundasınız. Siz daha çok malı daha az değerde satın alıyorsunuz ama bunun karşılığına baktığınızda çok az malı yüksek fiyattan satın almak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi baktığımızda ihracat rakamlarına ihracatımız %20,1 oranında bir artış var. Ha, bu grafik neyi gösteriyor onu da söyleyeyim. Bu bizim en fazla ihracat ve ithalat yaptığımız ülkeleri gösteriyor. Yine bizim ihracat sıralamamızda en yüksek payı Almanya alıyor. Sıralamada yine ithalata baktı. Çok fazla bir ihracatta oynama yok. Almanya var, ABD var, İngiltere var, Irak var ve diğer ülkeler var işte Rusya vesaire. İthalatımıza baktığımızda da yine çok fazla bir değişiklik yok. Her zaman olduğu gibi yani her açıklamada olduğu gibi ithalat sıralamamızda da Çin birinci sırada. İkinci sırada Rusya var. Rusya'yı ikinci sıraya taşıyan önemli bir özellik, özellikle enerji arzımızın büyük bir çoğunluğunu bu ülkeden ithal ediyor olmamız. O yüzden genelde Rusya'nın sıralaması çok da fazla değişmiyor. Çin'den daha çok makine, teçhizat, işte son dönemde bir de çöp almaya başladık biliyorsunuz. Yani bu çöp derken geri dönüşüm anlamında bir ithalat değilse ıvır zıvır anlamında değil. Onun dışında farklı ürünler de satın alıyoruz. Dünyanın üretim merkezi olarak düşündüğünüzde. İhracatımızda %20,1'lik bir artış karşılığında ithalat oranlarımıza baktığımızda da %12,8'lik bir artış var. Buradaki sınırlı artışın en önemli sebebini de son dönemde yani bu Eylül ayındaki faiz indirim süreciyle beraber yükselen döviz kuru ve artan ithalat maliyetine bağlayabilirsiniz. Her ne kadar %20'lik bir ihracat artışınız olsa da bakın rakamlar ne söylüyor değerli hocam. İhracatımız bahsedilen dönemde 20 milyar ya 792 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Peki bakın bu %20'lik ihracatınızın karşısında elde ettiniz. Biraz önce dedim ya miktar olarak çok satıyorsunuz ama değer bazında elinize geçen çok az. Yani ondan sonrası topluma anlatılması lazım. Hani rekor kırdık, yüzde bilmem ne kadarlık yaptık diyorlar ya. İthalatımıza bakalım. Şimdi rakamsal olarak baktığınızda Sayın Can Bey, %20'lik bir ihracat, %12'lik bir ithalat. Çok basit bir mantık kurduğunuzda şunu anlarlar. Eğer siz %20 gibi bir ihracat oranı yapmış iseniz doğal olarak döviz gelirinizin yüksek olması lazım. %10, %12 nerede? %20 nerede? Bakın ithalatta da ithalatımız ise bu dönemde 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. %20 ihracat yapıyorsunuz. 20 milyar alıyorsunuz. %12 ithalat yapıyorsunuz. %22 milyar ödüyorsunuz. Yani yaklaşık bir 1,5-2 milyarlık bir sizin dış ticaret açığınız var. Bir önceki döneme göre kıyasladığımızda evet düşmüş. Yani bir geçen aya göre çünkü 2 milyarı biraz üzerindeydi. Bir önceki açıklanan dış ticaret açığı. Bunu topluma nasıl anlatırsınız? Eğer başarısızlığınızı gizlemek istiyor iseniz, ortada bir strateji yanlışlığını kamufle etmek istiyorsanız ihracatımız %20 arttı. Doğru. İşte 20 milyar doların üzerinde gelir elde ettik. Döviz elde ettik. Doğru. Ama bunun karşılığında ithalatınız ne kadar? 22 milyar dolar. İthalatınız ihracatınızdan fazla. O zaman herkesin merak ettiği şu sorunun bir yanıtını arayalım. Neden ithalatımız ihracatımızın altında olmasına rağmen ithalata ödediğimiz para fazla? Sebebi şu, çünkü ithalatı
az yapıyorsunuz ama yüksek teknoloji, yani pahalı ürünleri satın alarak yapıyorsunuz. Dolayısıyla değer bazında pahalı ürünleri ithal ettiğinizde sizin dış ticaret açığınız daha da artıyor. Şimdi alt sektörlere bakalım eğer müsaade ederseniz Can Bey. Özellikle sanayi sektörüne, yani imalat sektöründeki ihracatımıza baktığımızda, diğer grafikleri de döndürebiliriz değerli editör arkadaşım. %94'ün üzerinde bir artış var. Biliyorsunuz daha önceki açıklanan veride %95 seviyesinde bir imalat ihracatımız vardı. Tabii ilk başta baktığımızda %94, %95 ihracat artışı ya da ihracat çok olumlu geliyor. Sevindirici bir şey. Ama ben size başka bir gerçek söyleyeyim. Türkiye'nin özellikle sanayi ve imalat sektöründe aramalı, ham madde ve girdi ithalatı yapmak zorunda. Siz bunu yapamadığınız sürece o %90'lık, %95'lik ihracatı da yapamıyorsunuz. Dolayısıyla açıklanan dış ticaret verilerine göre %94'lük, %95'lik ihracat payınızın içindeki ithalat oranınız yaklaşık %74, %75 seviyelerinde. Bunun anlamı şudur. Sizin 195 birim ihracat yapabilmeniz için 75 tane mal satın almak zorundasınız. İthalat yapmak zorundasınız. O zaman çözüm 2. Sizin üretiminizi artırabilmeniz için, yani üretim ekonomisi diyoruz, yani hep vurguluyoruz ya Sayın Can Bey. Bunu yapabilmeniz için o zaman sizin sanayicinizi, imalatçınızı, üreticinizi en azından bu ithalat çılgınlığından kurtarmanız gerekiyor. Eğer siz o %70'lik, %75'lik baremi, yani aramalı, ham madde ve diğer girdileri ithal etme yerine içeride üretebilirseniz, ki biz buna ithal ikameci politika diyoruz. Türkiye'de bunu uygulamış 80'li yıllara kadar ithal ikameci politikalarla. Sonra tabii ipin ucu kaçmış 80'den sonra. Eğer tekrar bunu yapamaz iseniz, buraya bir dönüş sağlayamaz iseniz, maalesef sadece işte rakamlarla övünmek zorunda kalırsınız. Ama bu tabloyu da değiştiremezsiniz. Öbür türlüsüne döndüremezsiniz. O zaman bunu özellikle belirtelim. Şimdi yüksek teknoloji vesaire diyoruz ya, bakın açıklanan bu dış ticaret verilerinde Türkiye'nin hem ihracatında hem de ithalatında yüksek teknoloji ürünlerin payını söyleyeyim. Bunu anlatmadan önce şu ufak bir notu söylememi lütfedin lütfen. Daha önceki dönemde Türkiye'nin imalat sanayisindeki teknoloji, yüksek teknoloji ürünlerinin payı %3,1'di. Bunu bir yazın bir kenara, dursun. En son açıklanan bu konuştuğumuz veriyle beraber yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı %2,7 olarak gerçekleşmiş. Yani 3,1 olarak düşündüğünüzde 0,4'lük bir azalış var. Demek ki Türkiye bu dönemde yüksek teknoloji ihracatından ziyade teknolojik ürünler olmayan, daha çok emeğin yoğun olarak kullanıldığı bir ihracat politikasına yönelmiş. Bu da Türkiye'nin döviz elde edilmesi anlamında, yani ithalat ve ihracat girdisinin kıyaslamasında önemli bir risk olarak duruyor. Bizim bunu çıkarmamız lazım, yükseltmemiz lazım. Bunu söyleyeyim. Peki ithalat durumunda nasıl? Yüksek teknoloji ürünlerinin yaklaşık 12 seviyelerindeydi bir önceki dönemde. Bu en son açıklanan dış ticaret verilerinde de yüksek teknoloji ürünlerinin ithalattaki payı ise %11,8 olarak gerçekleşmiş. Bakın dikkat edin. %2'lik bir yüksek teknoloji ihracata karşılık %11'lik yüksek teknoloji ithalatınız var. Yani 11'i 2 olarak düşünün bunu. Hani küsuratları bir kenara atın değerli üstadım. Sizin burada 9 puanlık bir açığınız var. Bunu nasıl kapatmayı düşünüyorsunuz? Var mı? Yani siz tabii sizin şahsınızı söylemiyorum ama yani bunu yönlendiren, bu ekonomi politikalarını belirleyenlerin acaba çözüm noktası olarak düşündüğü şey ne? Türkiye hala domates, biber, patlıcan yaparak mı büyümeyi düşünüyor acaba? Yani ne zaman
daha yüksek, daha katma değerli, daha markalaşmış ürünleri küresel piyasalara satarak bir gelir elde etmeyi ne zaman acaba gerçekleştirmeyi hayal ediyoruz biz? 500 milyar dolarlık ihracat rakamımıza domates fidesi satarak mı ulaşacağız? Dünyada böyle bir marka mı yaratacağız? Bakın Ama bence insanlar artık önümüzdeki süreç o dedikleriniz bir marka hocam. ya önemli olan bu zaten değerli üstadım. Yani markalaşabilmek. Yo yo Yani siz kastettiğim şey şu domates ya da tahıl ya da benzeri. Bence önümüzdeki sürecin markaları bunlar. Yüksek teknolojiden daha pahalı olacak. tarımsal ürünlerin zaten marka gerçekliği tarih boyunca da değişmemiştir. İnsanların hayatta kalabilmesi için yemeğe ihtiyaç duyduğunu düşünürseniz, hele bu dönemde küresel gıda fiyatlarının arttığını da işin hesabına katarsanız tarım sektörü zaten hep ön planda kalmıştır. Onu söyleyeyim. Zaman içerisinde teknolojinin gelişmesiyle beraber gerek istihdamda gerekse gayri safi milli hasılada aldığı pay dönem dönem azalmıştır ama tarım sektörünün önemi hiçbir zaman azalmamıştır. Bakın bugün işte sizin de işaret ettiğiniz gibi istediğiniz kadar yüksek teknolojik ürün üretin, gidip de bilgisayar kasası kemiremeyeceğinize göre dönüp dolaşıp yine nereye geliyorsunuz? Tarım sektörünün sizin için, ekonomi için, devlet için küresel anlamda ne kadar önem arz ettiği zaten bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu bahsettiğiniz konuda sizinle aynı fikirdeyim, hatta %100 katılıyorum. Ama ithalat ve ihracat dengesinde ve yüksek teknolojileri karşılaştırdığınızda maalesef ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Çok ufak bir izin verirseniz ayrıntıyı da belirteyim, bu anlamda hazır gıda ile ilgili açmışsanız konuyu. Üretim safhası içerisinde yüksek teknolojinin sınırlı olarak kullanılabildiği tek alan tarım sektörüdür. Yani siz uçan traktör yapamadığınız sürece ya da uzaydan tohum atıp tarlaya yetiştiremediğiniz sürece, böyle bir teknoloji üretemediğiniz sürece diğer sanayi kollarıyla önem sırası anlamında söylemiyorum. Yüksek teknolojinin kullanılması konusunda söylüyorum. Tarım sektörünün yüksek teknoloji kullanılabilme alanı diğer sektörlere göre daha sınırlıdır. İşte neydi hani avcı toplucu toplumlardan gelin. İşte önce kazma kullandınız, sonra hayvanları kullandınız. En fazla en uç traktör, pulluk ve benzeri gibi konuları kullandınız değil mi? Onun ötesine geçemediniz. Dolayısıyla tarım sektörünün önemini bir kenara bırakırsak ki zaten önemli, sizinle aynı fikirdeyim ama kullanılan teknoloji içeriği bakımından diğer kollara göre, diğer sanayi kollarına göre daha sınırlı bir ölçektedir diye söyleyebilirim. Bunu da izninizle parantez içinde belirteyim. Ama dediğim gibi önümüzdeki süreçte tabii ki de tarımsal sektörünün daha da öne çıkacağı bir süreci hep beraber yaşayacağız. Önemini kaybetmedi. Tam tersine bu süreç onu daha da önemli kıldı. Şimdi Türkiye'de açıklanan hem güven endeksi hem de ihracatla ilgili söyleyebileceğim bunlar ama eğer bu konuda sizin sormak istediğiniz bir konu Yo, olursa devam Sayın edelim Can hızlıca hocam. Hızlıca devam Bey. Tabii ki edelim. bu grafiklerde işte biraz önce o ifade ettiğimiz Küresel değişimleri. enflasyon ve asgari Evet. ücret gündemimizde. Şimdi dün yine konuşur ki bunlar ihracatla ilgili. Dilerse değerli editör arkadaşım hızlıca gösterebilir. Sonra bunları da alabilirim mümkünse. Şimdi bizim hep konuştuğumuz neydi Can Bey? Hem dünyada hem de ülkemize artan bir enflasyonist baskının oldu. Hatta bazı açıklamalar da gördük. Bunu da değerlendirdik yayın içerisinde katılmakla birlikte. Küresel anlamda bir hiperenflasyona doğru gidişin bir sürecin yaşandığını söyledik. Dün Avrupa'da ekonomi verileri konuşurken önemli verilerin açıklanacağını da söylemiştik. Avrupa bölgesinde yani Euro bölgesinde de bu aydaki enflasyon verilerin arttığını gördük. Buna şahit olduk. Mesela Avrupa'nın üreten ve Avrupa'nın lokomotifi olan Almanya'da bile enflasyon oranı %6'ya yaklaştı. Bu en son 92'deydi yanlış hatırlamıyorsam veri. 92 ya da 93 döneminde. 92 ve 93'ten baz alırsanız Almanya %6'lık enflasyonu görmemiş bile. Dolayısıyla son 20 yılın, yani yuvarlak bir rakamla söyleyeyim size, Almanya'da son 20 yılın
en yüksek enflasyon verilerine şahit oldu. Ki bunu da zaten daha önce Avrupa Merkez Bankası da bir enflasyon baskıyla karşılaşılabileceğinin uyarılarını çok daha önceden yapmıştı. Büyük bir ihtimalle yılı böyle yüksek enflasyonla kapatacak. Birkaç tane örnek vereyim eğer müsaade ederseniz küresel ya daha doğrusu Avrupa'da. Şimdi Rusya önce şeyden başlayalım. Almanya'da %6. İspanya'ya bakıyorsunuz %5,6. Fransa'ya bakıyorsunuz yaklaşık %3 seviyelerinde bir enflasyon ki %2,8 olacağı tahmin edilmişti bu dönemde. %3'e yakın bir enflasyon. Avrupa Birliği'nden sancılı bir şekilde çıkan İngiltere'den örnek vereyim ben size. Yine İngiltere'de yaklaşık %4'e yakın bir enflasyon ki bu İngiltere bir dönem yani bu salgından önceki dönemde ülkemde talep yok diye bağıran bir ülkeydi. Bunu da hatırlatalım. Şimdi Avrupa dışına baktığımızda Rusya'yı görüyoruz. %6,5 seviyelerinde bir enflasyon. Dolayısıyla bu fiyat artışları sadece bizim ülkemize özgü bir davranış ya da bu olgu değil. Şimdi burada söylenen bir teknik bir terim var. Onu da eğer izninizle söyleyeyim. Hiperenflasyona doğru gidiyor dünya diye. Şimdi belli başlı temel enflasyon türleri var. Ilımlı enflasyon, işte talep enflasyonu, maliyet enflasyonu, yüksek enflasyon ve hiperenflasyon gibi türetebileceğimiz. Şimdi bir ülkede siz hiperenflasyon olabilmesi için enflasyonların yani fiyat seviyelerinin, fiyat artışlarının %60, %70 hatta %100 ve üzerine çıkması lazım. Zaten eğer Avrupa'da %100'ün üzerine enflasyon çıkarsa dükkanı kapatın gidin. Böyle bir şey hayalinizde bile korkunç. Zaten bunun ismi artık hiperenflasyon olmaz. 4 nala giden enflasyon olur. Bunu da söyleyelim. Genel olarak hem Avrupa'da hem de gelişmiş ülkelerde temel olarak kabul edilen enflasyon oranı %3 seviyelerinde. İşte ABD'de bakın %6'nın üzerinde bir enflasyon var. Şimdi bütün bu veri analizlerinden sonra ulaşabileceğiniz sonuç şu. Yani Türkiye'yi de ilgilendiren ki hala hazırda dünyada en yüksek enflasyonu olan ülkelerden birisiyiz biz. Açıklanan verilerden dolayı ya hisseden daha yüksek bir şey o ayrı bir konu da. Şimdi hem Avrupa'da hem de ABD'de açıklanan bu enflasyon verilerinin yüksek gelmesinin belki bu seneyi böyle kapatacağız ama 2022 yılında olası senaryo şudur. Olabilme ihtimali. Diyelim ki bu enflasyon daha da artmaya başladı. Önleyebilmeleri için faizleri artırır ise küresel paralar buraya doğru kaymaya başlar. Bu da sizin ülkenizden döviz çıkışını hareketlendirir. Zaten TL değersiz. Zaten bir döviz talebine, dövize ihtiyacınız var. Özür dilerim düzeltiyorum. Sizin o zaman şimdi faizleri indirdiğiniz bir dönemde ya faiz artışını konuşmanız gerekirse, ülkenizden çıkan sıcak parayı tekrar ülkeye çekebilmek için faizleri artırma seçeneği masanızın önüne gelirse ne yapacaksınız? Bunu da şu yüzden söylüyorum. Türkiye'nin halihazırda 450 milyar doların üzerinde bir borcu var. Bakın Kasım'ı bitirdik değil mi? Önümüzde bir Aralık var. Bir ay var. Kasım ve Aralık ayı içerisinde ödenmesi gereken kısa vadeli borç tutarı 13 milyar dolar. Yıllık bazda baktığınızda yani 2021 Ocak'tan 31 Aralık 2021 tarihine kadar değerlendirdiğinizde sadece özel kesimin ödeyeceği kısa dönemli borç miktarı 170 milyar dolar. Ya yani 168 de yuvarlayalım. Buna yaklaşık 20 milyar dolarlık bir cari açığı eklerseniz 200 milyar dolara yakın bir dış borç ödemesini yapacaksınız. Bakın buyurun yıl bitti. Aralık var, bir yıl var. Bir yıl içerisinde ne yapacaksınız? Ola ki bir faiz artırımında küresel paralar oraya giderse, işte Türkiye'yi asıl bekleyen tehlike bence bu. Yani bundan sonraki süreç işte Türkiye açısından sıkıntılı olacak. O yüzden artık şu faiz aşkından bir yani faiz aşkı derken şunu söylüyorum. Hani her fırsatta faiz 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 diye konuşuyoruz ya. Yani ekonomide faiz dışında başka gerçeklerin de olabileceğini artık görmemiz lazım. Yani sadece kendi ekonomimizi. Son dakikam hocam, o açıdan araya girdim. Tek bir soru rica edeceğim. Biz şeyde de akşam sabah saatinde yazışırken de konuştuk.
Diyelim ki faiz %40, %50, hadi 50 de bende, %100 yaptık hocam. Mevcut küresel kapital canı sıkıldığı için, bizden bazı siyasi taleplerde bulunduğu için bu faiz oranına rağmen bizim kurumuzu yükseltebilir mi? Net yanıt istiyorum. Şimdi yani cevabı evet diyeyim o zaman. Tamam, çok Ya teşekkür buna ederim hocam. ek bir Yarın açıklamanız ayrıntıları varsa lütfen. konuşuruz. Yarın Tamam. ayrıntıları konuşuruz. Teşekkür Mesele ederim bu canım. kadar net. Canı sıkıldığı için bu faizi yükseltebilir. Bu kadar net. Sizden bir takım taleplerde bulunduğu için bu faizi %100 de yapsan yükseltebiliyor işte. Yani hangi iktisatçıya sorarsanız sorun, bunun yanıtı evet, soru da bitti. Hocam teşekkürler. Yarın görüşmek dileğiyle. Yani ayrıntısını aktarmak istediğin notu anladım ben ama yani vermek istediğim mesaj açısından sordum sadece. Yarın görüşmek dileğiyle. Bir araya gidelim. Aranın ardından biz devam edeceğiz.